Babam ne yapıyorsun sen ya? Stres atıyorum Asım, stres. En güzelini yapıyorsun. İtalyan triku da güzel durdu üstünde ha. Sen geç bakalım abinle makarayı. Yarın bir gün tarım işini kurduğumda o zaman konuşuruz. Ya sen devamlı bu tarımda bahsedip duruyorsun. Ne ekeceksin ki? Muz ekeceğim yavrum, muz. Of, bu ilaçlar da sersem gibi yapıyor insanı. Baksana bütün gün uyudu kız. Deniz abla ona nazar değiyor, ben sana söyleyeyim. Üzerinde çok göz var. Of haydi gün, başlama yine. Yakasına bir nazar boncuğu taktırsa hiçbir şey kalmayacak. Bak hatta yanımda var. Gidip yakasını eleştireyim mi? Ne dersin? İlahi Aydagül, bazen çok komik oluyorsun. Başım çatlıyor. Epeyce yoruldun. Bak ben şimdi sana bir Türk kahvesi yapayım. Hem yorgunluğunu alır hem de kafan dağılır. Ha? Ne dersin? Hadi kendine de yap. Dertleşiriz biraz. Vallahi ne güzel olur. Abi ben şuraya bir bakayım ya. Yavrum her gün sen ne zevk alıyorsun bundan ya. Git bak. Dinliyor musun beni İtalya? Evet. Abi bak bunlar klasik. Rutin pozlar veriyorlar bak. Bak mesela Fikret abi. Adam arkaya opera koymuş. Bak mesela bu Venedik koymuş. Bunlar fotomontaj. Photoshop'la yapıyorlar bunu. Sen biliyorsun Photoshop'u. Yavrum bizim hayatımız olmuş Photoshop. Ha abime. Şimdi ben daha yaratıcı, kreatif düşünüyorum. Şimdi ben sevdiğim kızı buldum, evlendim ya. Fotoğrafçıyı da alıyorum. Hayırdır? Öyle değil abi. Fotoğrafçıyı alıyorum derken bir tane sandal tutuyorum. Bir küreğine dam. Deniz abla, burada bir balık var, yanında da karnıyarık var. Bak burada balık var ya, yanında da bir sürü at var. He, atlı kulübün aidatı da demiyorum ya. Of abla ya, bak ne diyorum, at var, balık var. Efendim senin? Şimdi ilk evvela baştan şunu bilmemizde fayda var. Biz bu işi ilmen yapıyoruz. İlmin yetmediği yerde tıbba yönlendiriyoruz. O çarşafı tutmayın, yorumlayın. Ben işaret vereceğim. O yüzden böyle bir takım ön yargılarımız varsa kafamızda hemen onları bertaraf edip meseleye objektif bakalım. Benim doğuştan gelen bir metafizik ilmim ve tabii ki tıp bilimine de sonsuz derin bir saygım var. Şimdi açalım çarşafı. Ah Aydagül, ah neler açtın başıma. Bu muamelatı yapmamızın esbabı mucibesi gönderilen negatif kozmik enerjinin mahiyetini kavrayıp kavradıktan sonra da gelen enerjinin durumuna göre hazırladığımız pozitif terkibi dünyaya uygulayıp vücuda girmiş olan musibeti Allah'ın izniyle def etmek. Biraz kaldıralım başa değmesin. Evet. Şimdi buraya kadar olan kısımdaki toplam maliyet 4.000 TL. Ayrıca bu kötü enerjiyi def etmek için yanımızda getirdiğimiz terkibin maliyeti de 5.000 TL. Ama ben sizden sadece teşhis ücreti alacağım. Çünkü Aydagül Hanım yabancı değil. Şimdi bu terkibi almak istiyor muyuz? İstiyoruz hocam, istiyoruz. Değil mi? Bence de isteyelim.
Hamiline mi? Hamiline. Hamiline olduğu zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Pardon, bir şey soracağım. Tabii sorabilirsiniz. Ne büyüsü demiştiniz? Fısilik. Nefsilik? Hocam, ben de bir ara size gelip kurşun döktürmek niyetindeydim de. Gel. 2-3 tane kısmetim çıktı da. Güzel. Acaba hangisi hayırlıdır onu merak ediyorum. Halledilir, halledilir. Şimdi bu aşamada senin içeri gelmene hiç lüzum yok Aydakül. Tamam. Halledilir. Çatma hoşuna gitti. Daha devam etmek ister misin? Sus. Hocam iyi misiniz? Hocam oradan çıkış yok. Orası lavabo. Ne taraftansa bir an evvel çıkalım. Buradan buradan. Seren Hanım. Abi ne oldu? Ananın. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu? Hamile misiniz? Biri bedenimi ele geçirmeye çalışıyor. Güzel bir şey arayayım mı? Zihnimin içinde şeytan olduğunu söylüyor. Kurtar beni. Aa, hanımefendi, hanımefendi. Asım. Asım. Efendim abi. İçeride misin lan? İçerideyim abi. Gelsene. Kız orada mı kız? Burada abi. Sıçarım lan böyle işin içine ha. Ulan don ıslak, çorap ıslak. Halüsinasyonlar görmeye başladım ya. Selen bayıldı abi. Bayıldı mı? Oğlum ölmüş olmasın. Kalbine bak bakayım bir. Kalbi atıyor. Oh, çok şükür Asım. Aman Asım, özellikle kalbe çok dikkat ediyoruz. Kalp çok mühim. Kalp atacak aga. Bunun başka yolu yok. Ne yapıp ne edip kalbi attıracağız Asım. Kalp atmazsa biz ayrı yanarız, çek ayrı yanar. Anladın mı? Abi biraz konuşabilir miyiz? Konuşamazsın. Ya şu gül gibi kızı demin Sibirya kurtu gibi gördüm ya. Halüsinasyon görmeye başladım oğlum uykusuzluktan. Kaç gündür uyumuyorum ben biliyor musun? Kaç gündür? Kaç gündür? Kaç gündür uyumuyorum? Ben şurada biraz kestireyim tamam mı? Fikret abi. Abi dinleyeceğim mi? Abi bak bu papaz büyüsü falan değil. Ya sen içeri girdiğinde ne görmüştün bilmiyorum ama kız bayılmadan önce içinde şeytan olduğunu söyledi. Şeytan girmiş kızı. Derler yavrum. Şeytan da girmiş derler, maymun da girmiş derler. Her şeyi derler. Kız hasta ablası delirmiş. Ama abi kız bizzat kendi söyledi. Yavrum, kızın söylemesi daha şahane ya. Bu da maliyet artırır. Nasıl maliyeti artırır ya? Oğlum büyü bozma 300 ise şeytan çıkarmaya 500 isteyeceğiz. Sen git yat, ben yarın ablasıyla konuşayım. Hadi. Hadi. Bu ne lan? Alırım abi.
Ya erken kalkayım diye kovdum. Ya versene şu telefonu. Yavrum kamerası lazım diyorum ya. Ya abi ablamın hediyesi, gözünü seveyim ya. Ver şu telefonu. Uyutmayın amına koyayım be. Yürü git. Ya, tam ne biliyorsun onu yap. Ben gidiyorum. Lan kamera lazım diyorum. Hediye diyor. Lan uyumam lazım diyorum. Şeytan girmiş diyor ya. Görün canım, kime bakmıştınız? Abi biz bir duyum aldık. Karanlıklar Prensi Lucifer burada diye duyduk. Kim? Abi Karanlıklar Prensi Lucifer. Lucifer kim lan? Efendimiz. Yoksa siz Lucifer mısınız? Ulan karanlığının da senin de prensinin de prensesine sikir. Fuck. Fuck you motherfucker. Get the fuck up. İbne'ye bak. Yürü lan. Hedefsiz şerefsizler. Karanlıklar Prensi, Karanlıklar Prensi sigortaya yattırdılar. Hayranlarımla tanıştın mı? Efendim abi?